Ben Beşler Parti. Beşler Parti. Beş, Beşler Parti. Beş, Beşte. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bir değerlendirmesi oldu. Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla ilgili mealen İmam Hatipleri ve Harbiyelileri karşı karşıya getirmek istiyor diye bir açıklama yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ilgili İmam Hatiplerle Harbiyelileri karşı karşıya getirmek istiyor gibisinden bir yaklaşımın son derece provokatif bir yaklaşım olduğunu ve tamamen sorumsuz siyaset anlayışının net bir örneği olduğunu ifade etmek isterim. Bu, biliyorsunuz, bu değerlendirmeyi yaparken de şuna göre yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yemin töreniyle ilgili değerlendirmesini İmam Hatipler Kurultayı'nda yapmasının doğru olmadığını, orada yapmaması gerektiğini ifade ediyor. Bir kere devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek siyasi meselelerle ilgili, gerek devlet meseleleriyle ilgili hangi mekanda, hangi ortamda bir değerlendirme yapacağına dair herhangi bir kısıtlama yoktur. Kamu alanını bu şekildeki bir takım değerlendirmelerle bölmek, kamu alanında şunlar mümkündür, bunlar mümkün değildir. Ya da şu kamu alanında geçmişte bu kıyafet giyilir, bu kıyafet giyilmez anlayışı gibi şu değerlendirmeler şu kamu alanında yapılır, bu değerlendirmeler bu kamu alanında yapılır gibisinden bir yaklaşım 28 Şubat kafasıdır. Devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselelerle ilgili, siyasi meselelerle ilgili her türlü değerlendirmesi yapması gayet normaldir. Kuşkusuz Harbiyeliler, Harbiye'de bu milletin değeridir. İmam Hatipler de bu milletin değeridir. Asıl bu şekildeki bir değerlendirme ile Sayın Özel, Harbiye ve İmam Hatip karşılaştırması yaparak, böyle bir zıtlığı kurgulayarak ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza son derece temelsiz ve mesnetsiz bir şekilde atfederek son derece sorumsuz siyaset anlayışının bir örneğini ortaya koymuştur. Harbiye milletin değeridir, İmam Hatipler de milletin değeridir. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde karşı karşıya getirme anlayışı en başta bu kurumlardan yetişen ve bu memlekete hizmet eden bu milletin çocuklarına haksızlık olduğu gibi aynı şekilde de Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak son derece provokatif bir yaklaşımdır. Aynı şey 28 Şubat zihniyetinde de görülmüştü, 28 Şubat kafasında da görülmüştü. Şu ortamlarda şu değerlendirmeyi yapabilirsin, bu ortamlarda bu değerlendirmeyi yapamazsın, şu kıyafeti giyersin, bu kıyafeti giyemezsin diye kamu alanını bu şekilde bölme yaklaşımı son derece ilkel, arkaik ve Türkiye'ye çok büyük acılar yaşatmış bir yaklaşımdır. Harbiye milletin değeri olduğu gibi İmam Hatipler de milletin değeridir. Milletin çocuklarının bu ülkeye hizmet etmek için gittiği kurumları, okulları bu şekilde karşı karşıya getirme anlayışı asıl Sayın Özel'in dilinde ifade bulmaktadır ve bu son derece yanlış ve provokatiftir. Hangi okuldan mezun olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları çerçevesinde hangi kanunlar çerçevesinde kanunların izin verdiği çerçevede faaliyet gösteren bütün bu kurumlardan mezun arkadaşlarımızın, mezun milletin evlatlarının çok net bir biçimde bu millete hizmet etmek için, bu milletin geleceğine hizmet etmek için mezun olduğu açıktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük Harbiye'yi ve İmam Hatipleri karşı karşıya getirmek istiyor gibisinden bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür. Burada demokrasi tabii teorik bir şey olarak var olmuyor. Birçok insan teorik olarak ben demokratım diyebilir. Ama esas mesele demokratım dediğinizde bunu siyasi meselelere, sosyal meselelere nasıl uyguladığınız ve bu uygulama neticesinde bir demokrasi çıktısının ortaya çıkıp çıkmadığıdır. Eğer buradan demokrasi çıktısı çıkmıyorsa, demokratik bir zihin demokratik bir zihnin ortada var olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef Sayın Özel'in değerlendirmelerinde böyle bir demokratik çıktı görülmemektedir. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük, Cumhurbaşkanımıza dönük olarak Harbiye ile İmam Hatip'i karşı karşıya getiriyor demek,
kınanması gereken son derece provokatif bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak bu ülkenin okullarından mezun olan Harbiye'nin üzerindeki hassasiyeti de yüksek bir devlet anlayışına sahiptir. İmam Hatipler üzerindeki ve diğer başka okullardan mezun olanlar, diğer başka okullar üzerindeki, onların geleceği üzerindeki hassasiyeti de yüksek bir devlet anlayışına sahiptir. Dolayısıyla maalesef Sayın Özel'in bu yaklaşımı son derece provokatif ve sorumsuz siyaset anlayışının örneği olarak ortaya çıkmıştır. Tabii ki bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, bu kurumların disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede mevcut faaliyetlerini yürütürken bu hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bu çerçevede bakıldığında bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Tabii değerli arkadaşlar, bütün milletimizin evladı olan ve milletimizin acısı olarak maalesef toprağa verdiğimiz narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız ve genel merkezimizden bir heyet, Asya milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Nari'nin mezarını ziyaret edecekler ve oradan milletimize taziyelerini bir kere daha ifade edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını ve bu kişilerin hukuk çerçevesinde gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceğini ifade ettiler. Partimizde de arkadaşlarımız bütün bu gelişmeleri en hassas bir biçimde takip ediyorlar. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyelerini bir kere daha paylaşmak üzere narin evladımızın mezarını ziyaret edecekler. Tabii bu konu, bu tip konularda siyasi cümle kurmak, siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, vicdanları kanatan ve hepimizin acısı olan bir meseledir. Dolayısıyla buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak, topyekün belli camiaları suçlamaya çalışmak şeklindeki bir siyasi motivasyon içinde olmak fevkalade yanlış bir durumdur. Burada birkaç tane konuyla karşı karşıya kaldık. Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük olarak bir takım laflar söyleyenler söz konusu oldu. Tabii bunların belli bir siyasi motivasyonla hareket ettiği net bir şekilde görülmektedir. Özellikle de PKK terör örgütünü destekleyen, PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına bir kere gitmemiş olan bu PKK terör örgütünün daha kaçırdığı küçük kız çocukları hakkında herhangi bir cümle söylememiş olanların burada Nari'ne sahip çıkıyormuş gibisinden bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır annelerine herhangi bir şekilde sahip çıkmayanlar. Burada o daha kaçırılan küçük kız çocukları konusunda tek bir cümle etmemiş olanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden bir politika üretmeye çalışıyorlar.